Geldin mi? Hilton'a misafiriniz var. Hoş geldin. Seninle konuşmamız lazım. Kumru, ne işin var senin burada? Az önce evden çıkıyordum ki ne göreyim? Gelip sana sormadan gidemedim. Ne gördün? Benim reddettiğim markayla mı anlaştın? Ben onlar seni istemedi diye biliyordum. Hani bu krem olayı yüzünden filan. Ben reddettim. Ama senin de koşa koşa gidip onlarla anlaşmana şaşırdım doğrusu. Ay hiç öyle olmadı vallahi. Sürekli aradılar, araya adamlar soktular, ısrar kıyamet. Ben de kabul edeyim dedim. Ne oldu, sen bozuldun mu? Yok canım. Niye bozulayım? Sadece garip geldi biraz. Hı. Yani böyle şeyler benim için önemli değil. Yani şampuan çıkarmakmış, krem çıkarmakmış benim için eğlence. Ama bu kadar üzüldüysen istiyorsan iptal edelim. Yıldız. Ben buraya üzüldüğüm ya da kırıldığım için gelmedim. Sadece merak ettim. O markayı ben kendime uygun bulmadım ve bıraktım. Keşke seninle anlaşmadan önce gelip bana danışsaydın. Neyse. Umarım üzülmezsin. Ay yok canım, sanmıyorum. Zaten ben böyle işmiş olaylarını önemsemem. Benim için önemli olan aile ve dostluk. Kesinlikle. Neyse, sadece bunu sormak istemiştim. Aysel, geçir Kumru'yu. Yüzsüz pislik. Bağlan hadi, bağlan. Anne. Hayır, sen kim oluyorsun da benim gül gibi kızımı aldatıyorsun? Nerede o kadın? Birazdan mı gelecek? Asuman Hanım, geldiğinizden beri aynı şeyi sorup duruyorsunuz ama gördüğünüz gibi ev boş ve ben yalnızım. Herkes yer, ben yemem Çağatay. Bu saatte burada ne işin var senin? Kimin evi burası? Benim evim. Benim ev. Tadilattaydım, imara vermiştim, kontrole geldim. Yıldız'la hafta sonları geliriz diye düşünmüştüm. Bu hazırlıklar ne o zaman Çağatay? Acıktım. Bunda mı hesabını vereceğim size? Ayrıca siz beni nasıl böyle bir şeyle suçlarsınız? Yalan söyleme Çağatay. Ben salak değilim. Yalıdan çıkarken duydum konuşmanı. Yok yok, çıkıyorum şimdi. Telefonu evde unutmuşum da. Ben de çok özledim. Geç kalma sakın. Birazdan görüşürüz orada. Ne oluyor ya? Kimle konuştu bu? De beni takip ettiniz yani. Ettim tabii ki. Kendi kulaklarımla duydum. Sevgiline ben de seni çok özledim demeni.
Sevgilime. Gerçekten hayal gücünüze hayran kaldım Asuman'ın. Annemle konuşuyordum. Annenle konuşuyordun. Annenle nerede buluşacaktın Çağatay? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Feride Hanım Amerika'da. Doğru, Amerika'da. Mezarlığa gidecektim, babamın mezarına. Annemle görüntülü konuşacaktık. Hep yaparız. Ne oldu Asuman'ın? Yine mi olmadı? Çağatay, minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu anlattıklarına zerre kadar inandın mı? Asla. Buraya seni uyarmaya geldim. Ne halt ediyorsun bilmiyorum ama hiç kimse benim kızımı üzemez. Kararsızım vallahi, ister inanın ister inanmayın. Vallahi ben burayı bulduğuma göre Yıldız'ın da bulması an meselesi. Öyle bir çapkınlık yaptın diye Yıldız seni affetmez, anında boşanır. Bence sen ayağını denk al, bir an önce bu işi bitir. Benim bitireceğim herhangi bir iş yok. Bence siz hayal dünyanıza bir son verin artık. Ben söyleyeceğimi söyledim Çağatay. Sonra başını taşlara vurma. Ha bu arada bunu Yıldız'a söylemeyeceksem sadece kızımın iyiliği için, onu düşündüğüm için. Yoksa ben senin gözünün yaşına bakmazdım da. Allah kahretsin. Anne ya. Resmen yememiş, içmemiş Çağatay'ı gitmiş takip etmiş. Bir şeye de burnunu sokmasan olmaz ya. Ay her şeyi mahvettin. Yıldız Hanım bana mı söylediniz efendim? Ay yok, sana bir şey söylemedim ben. Acil çıkmam lazım. Çantamı getirir misin? Acil bir sorun mu var efendim, böyle acil falan? Yok, sen benim acil dediğime bakma. Kişisel işlerim var. Bir şey yok Aysel'cim. Ortalığı velveleye vermeyelim. Hadi koş getir. Tamam efendim, tamam. Gelme. Ne oluyor ya? Bu ne şimdi? Bir şey mi oldu acaba? Ne oluyor? Kumru iş yerinde acil bir durum çıkmıştı. Acil mi? Ne olmuş yani? Kumru uzatma işte. İş yerinde acil bir durum olmuş diyorum. Uzatma mı? Çağatay, senin bana verdiğin sözden daha önemli, benden daha önemli, daha acil bir işi mi var? Kumru bak lütfen. Sen beni başkalarıyla karıştırıyorsun ama ben öyle tek mesajla... Acil iş dedim. Tamam Çağatay. Sana acil işlerinle hayatta başarılar. Bir daha görüşmeyelim. İyi tamam ya, görüşmezsek görüşmeyelim. Bana bak Cenem. Dinliyorum ablacığım. Şu Çetin, o sevimsiz Arzu'ya şoför bulmadan bizim bu işi halletmemiz lazım. Önerin nedir? Sen şimdi şirketin insan kaynaklarına git, şoförlük için başvuranların CV'lerini al, adayları en aza indir. Hah, yine günahlardan günahlara koşacağımız bir serüven başlıyor, hayırlı olsun. Biz içlerinde en kalifiye olanı satın alalım. Zaten Çetin iyi olanı işe alacaktır. Ama bu zaman alacak bir şey, biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Ya şu Emir'i yine de bir başvursun, okey? Sen o sırada çocukla konuş, maaşını da alırsın, bize bilgi de aktarırsın filan de, okey? İnsan satın almak en sevdiğim aktivite. Caner'cim herkesin bir fiyatı var yani, ne yapacaksın? Dur, ben Emir'i arayayım da haber vereyim o zaman. Okey. Ya ama abla bunlar Emir'i tanıyorlar. Problem olmaz. Daha iyi bile olabilir. En azından işe başvurmasının bir mantığı olur. Ben ona nasıl konuşacağını anlatırım. Sen onu kafaya tak. Sen şu CV'leri hallet. Hadi canım. Tamam. Gerçekten hayal gücünüze hayran kaldım Asuman. Annemle konuşuyordum. Bu tabii bizim için hiç iyi olmadı. Tabii anneniz siz üzülmeyin diye yaptı böyle bir şey ama... Evet, onu anladım. Ama istemeden bana çok büyük kötülük yapmış oldun. Annem gitmeseydi Çağatay'la Kumru orada buluşacaktı. Bu iş de bitmiş olacaktı. Evet. Çok yorulduğunuzu anlıyorum.
Yorulma kelimesi gerçekten az kalır. Yani hem üzgünüm, hem sinirliyim, hem kimseyle konuşamıyorum. Yani bir de Çağatay yüzüme gelip her gün yalan söylüyor. Yani onun yalan söylediğini bildiğim için onu boğmak istiyorum. Yani gerçekten yani hem onları yakalamaya çalışmak hem bütün bunları sindirmek gerçekten çok zor. Yıldız Hanım yalan söylemeye devam edecek. Erkekler böyledir. Böyle durumlarda sonuna kadar inkar ederler. Yani bir tanesi çıkıp da ben yaptım pişmanım demiyor değil mi? Yıldız Hanım inanın az kaldı. Kocanızın ayrı bir evinin olması bizim için çok önemli. Ama biz bakmaya devam edelim. Ben gideyim o zaman. Bir şey bulabilirsem yine gelirim. Ama artık gerçekten sinir stres içindeyim. Yani dayanacak gücüm kalmadı. Farkındayım. Biraz daha sabredin. Ay, peki. Abi Allah korumuş. Oğlum Asuman'ın karşımda görünce öyle birdenbire inme iniyordu. Abi işler sarpa sarıyor. Ya Asuman Hanım yengeme söylerse? Söylerse söylesin Seda'yı. Ya ben açıklamamı yaptım. Ayrıca kimse yoktu yanımda. Yalnızdım. Abim kurban olayım. O evden bir an önce kurtulmamız lazım. Haklısın. Kurtulmamız lazım ama yavaş yavaş. Yoksa çok belli olur. Sen o işi hallet. Ben de o eve bir daha gitmem zaten. Tamam abi. Abi. Hı? Bak bugün senin çocuğun kimliğini alacağız. Senin çok güzel bir ailen var. Yani bir hevesli geçti de bırak bu işleri. Yani ben senin iyiliğini düşünüyorum abicim. Farkındayım Seda, farkındayım. Merak etme sen. Hı, gel. Yani ablacığım, kaderde şoför CV'si yürütmek de varmış. Canım aşkım benim bir tanecik kardeşim. Başarılarının devamını diliyorum canım. Hayret bir şey ya. Sanki Nobel ödülü aldık Allah'ım yarabbim. Yettim. Hah gel. Gel Emirciğim gel. Emirciğim dediğine göre ablacığım bana bir görev var. Hayatım sen bizim vazgeçilmezimizsin tabii ki. Aa, ben ne oluyorum ya? Caner'cim şu anda kıskançlığın sırası mı? Emirciğim. Bu şirkette benim canımı sıkan biri var. Normal ablacığım, genelde öyle oluyor. Biz bu kadından haber alamadığımız için onun yanına birini sokmamız icap ediyor. Ha, bu bahçıvan rolü çıkardığım gibi bir görev galiba. Ya sen de kılık değiştirmeye amma meraklıymışsın be. Ya oyunculuk hoşuma gidiyor diyelim. No no no, hiç gerek yok. Sen şimdi Caner'le birlikte insan kaynaklarına gideceksin. Şoförlük için başvuruda bulunmak istediğini söyleyeceksin. Yalnız kötü çocuk o. Çok fazla konuş. Adamı oyala filan. Okey? Biz o sırada adayları bir kişiye indireceğiz. Ve içeri sokacağımız adamı bağlayacağız. Yani satın alacağız. Okey? Anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Tamamdır. Ben de o iş. Caner. Sen Emir'i götürdükten sonra şu adamla konuş. Tamamdır, anlaşıldı. Hadi bakalım. Asuman Hanım, siz iyi misiniz efendim? İyiyim Aysel. Hayır efendim, bugün herkes öyle bir değişikti. Yıldız Hanım da kendi kendine konuştu. Ondan sonra apar topar çıktı, bir işim var dedi. Ay ben de merak ettim. Allah Allah. Nereye gitti? Ay bilmiyorum efendim. Ah. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Gitmemişsin kuaföre. Ha şey, kalabalıktı biraz. Beklemeyeyim dedim, darlandım, çıktım. İyi. Akşam şu şampuan işini kutlayacak mıyız? Ay yok, hiç sanmıyorum. Neden? İstemiyorum yani kutlama yapmak. Kimseyi de görmek istemiyorum. Bir şey yok değil mi? Yok, bir şey yok. Bende yok yani. Sende bir şey var mı? Yok. İyi o zaman. Efendim, tabii siz şimdi benim özgeçmişimi okuyorsunuz fakat ben bir de kendimi anlatmak isterim. Öncelikle çok tutulan bir restoranda operasyon müdürüyüm. Evet.
Baktım ki şoförlük pozisyonunda bir boşluk var. Dedim ki neden olmasın? Nasıl yani? Sizin işiniz var. İş mi istiyorsunuz? Aman efendim. Yani şimdi o da iş mi? Bakın aldığım para kirama yetmiyor. Ya inanın ben bugün avokado alamayacak bir duruma gelmiş bir insan oldum ya. Eve gidiyorum. Bütün gün ayakta kaldığım için beynime kan gitsin diye amuda kalkıyorum. Beyefendi hani garson olsam hani bahşişim de olacak değil mi? O da yok. O da yok. Baktım şoförlüğün maaşı uygun. Dedim neden olmasın? Şoförlüğünüz var mı? Bunu şaka sayıyorum. Şoförlüğüm olmaz mı? Şoförlük benim olayım. Bakın ben şoförken navigasyona falan ihtiyacınız yok. Ayrıca muhabbet, mizah şöleni, gırla yani şakalar. Bir insan benimle yolculuk ederken eğlenir. Anladım. Yani beni işe alırsanız çok büyük bir sevaba girmiş olursunuz beyefendi. Ben bir inceleme yapayım. Yapmasak? Nasıl yani? Haydi gelin bu sefer inceleme yapmayalım. Bakın pırlanta gibi çocuğum sütte leke var bende yok. Ayrıca Ender Hanım'a sorabilirsiniz. Ben çok güvenilirimdir. O beni çok iyi tanır. Ben size son vermeyeceğim. Beyefendi ölümü görün beni bu işe alın ne olur. Çok ihtiyacım var. Ay, yok. Böyle olmayacak benim biriyle konuşmam lazım. Bunun CV'si fena gözükmüyor. Asuman abla. Asuman abla. Caner neredesin? Ablamın yanında şirketteyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Konuşmamız lazım. Hayırdır inşallah. Abla da söyle. Üçümüz bir araya gelelim. Anlatacaklarım var. İyi tamam tamam. Yıldız bilmeyecek yalnız tamam mı? Emir'e de bir şey söylemek yok. Ağzını sıkı tutamıyor. Ötü veriyor sonra Yıldız'a. Yani sen ben ablam diyorsun sadece öyle mi? Aynen öyle. Bir saate bizim sahildeki kafenin orada olun olur mu? Tamam anlaştık. Caner ne oluyor? Asuman abla. Buluşalım diyor ama kimseye söylemeyin dedi. Asuman Hanım. Bir saate buluşalım dedi. Allah Allah. Yani beni de görmek istiyorsa kesin çok önemli bir şey var. Oh, ablam ya biri bitmeden öbürü başlıyor. Ben anlamadım ki ne oluyor. Abim. Hı? Sana bir şey göstereceğim. Bu ne? Abi ben de şaşırdım. Bizim güvenlik yolladı. Allah Allah. Evden çıkarken hiç fark etmedim ben. Görmedim bir şeyleri. Bizim evin karşısı mı burası? Yani hemen hemen. Aslında Kumru Hanım'ın evinin karşısı. Yıldız bana hiçbir şey söylemedi. Neyse ben onu arayıp sorarım. Sağ olasın Seda. Tamam abi. Sen bunları çok güzel yapıyorsun. Alo. Yıldız. Çağatay. Seda'yı biraz önce bana bir şey gösterdi de bayağı bir şaşırdım. Ha neymiş? Üzerinde senin fotoğrafın olan kocaman bir afiş bizim evin tam karşısında. Aslında sabah asmışlardı da tabii nereye yetişiyorsan artık gözün görmemiş. Hayatım toplantım vardı ne yapayım aceleyle çıktım görmemişim. İyi neyse. Sen peki madem böyle bir şeye kalkışıyorsun yapıyorsun bana söyleseydin bari destek olurdum sana. Sürpriz olsun istedim. Ne ara konuştun, anlaştın, bana da hiçbir şey belli etmedin. Canım sen işlerinle o kadar meşgulsün ki anlamaman çok doğal. Peki tamam, tebrik ederim seni. Detayları gelince konuşuruz. Ya, bu arada benim de sana bir sürprizim olacak. Ne sürprizi? Akşam görüşürüz. Bye. Ya sana sürpriz yapacağım diyor ya. Sen asıl benim sürprizimi görünce ne yapacaksın acaba? Sus. Evet. Evet. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Dinliyoruz. İşi kaptım. Ne? Ne? Nasıl? Nasıl? Oğlum iyi haber ne o zaman? Çok iyi oynadım. Bravo, bir bu eksikti yani. Aynen Emir ya, bir de şimdi seni kovdurmakla uğraşacağız. Neyse, gerek olmayabilir. Çetin, Emir'in bize olan yakınlığını biliyor. Bunu atlamaz. Da. Çetin Bey. Arzu Hanım'ın şoförü olacak kişinin dosyası. Olmaz. Ama efendim Ender Hanım'ı referans gösterince ben iyi olur diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. Ara ve olmayacağını söyle.
Bir daha da benden habersiz kimseye işe almam. Bir kişi daha var. Ben onun dosyasını getireyim size. Bekliyorum. Feyza. Ah, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyidir, senden? Sağ olun, koşturmaca. Toplantıda göremedim seni. Evet, finans departmanındaydım, işim vardı. Hmm. Bir işin yoksa akşam yemek yiyelim mi seninle? Tabii, olabilir. Akşamları çok sıkılıyorum. Doğan malum yeni sevgilisiyle, Kumru'da arkadaşlarıyla. Kesinlikle yiyelim, bana uyar. Harika. O zaman ben bir yer araştırayım, ona göre yer ayırtıp sana haber vereyim. Tamamdır, haber bekliyorum. Harika. Görüşürüz. Doğan akşam nerede yemek yiyecekmiş, öğren bana. İyi günler, sağ olun. Nedir? Olmamış. Ne dedim ben ama? Çetin, Emir'i o Arzu'nun yanına sokmaz demedim mi? Ama ben çok havaya girmiştim ya. Allah Allah. Yalnız ablacığım, biz bu ikinci şoför olayını çok iyi düşündük. Düşündüm. Doğru. O kendini çok akıllı zanneden Çetin'e de ders olsun. Bilmeden bizim adımımızı işe alacak. Yani yine de ben gireydim iyiydi. Hani maaşı da dolgundu. Emir, gören de seni fakir fukara bir adam zannedecek. Böyle işsiz güçsüz falan. Gül gibi işin var işte ya. Hayret bir şey. Hiç yani. Çok çalışkanmışsın gibi bir de ikinci işi istiyorsun. Ya tamam, bir şey demiyorum, tamam. Madem o kadar çalışmak istiyorsun Emir'cim, biz seni şimdi restorana bırakalım, işinin başına dön. Siz nereye? Bizim ablamla ufak bir işimiz var, onu halledeceğiz. Arzu? Erken geldin. Şirkette işim erken bitti, ben de biraz seninle vakit geçireyim dedim. İyi yaptım. Buyur geç. Kapıdaki billboard'u gördün mü? Gördüm. Evin içine astırsaymış. Kızım, bu kız sana nispet yapıyor, aç gözünü. Yıldız, bana nispet yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Sen bu kızı biraz fazla mı küçümsüyorsun acaba? Arzucuğum, ne demek istiyorsun? Biraz açık açık mı konuşsan acaba? Kumru, senin bu kızın kocasıyla bir alakan yok değil mi? Delirdin herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Ne bileyim, o zaman adamın sende gözü var. Bak, o olabilir. Ki bence doğal. Yani bir yanındakine bak, bir bana bak. Aramızda uçurum var. Bak, sen benim kardeşim gibisin ve üzülmeni istemiyorum. Aa, Arzu. Yok bir şey diyorum, üstüme gelme. Tamam, tamam. Ben sadece seni uyarmak istedim, tamam mı? Uyarmana gerek yok çünkü yan tarafla bir samimiyetim yok. Tamam canım. Harika, sorun yok. Kusura bakma, yanlış anladım, tamam? Kahve? Olur. Canım, bize iki sade kahve getirir misin? Asuman Hanımcığım, ne oldu? Meraklandırdınız bizi. Vallahi durum çok fena. Ne oluyor Asuman abla ya? Ne oluyor? Çağatay Yıldız'ı aldatıyor. Hı. Konuşmasını duydum. Ha işte, şimdi oldu. Okey. Takip ettim, bir eve gitti. Ya Asuman abla, sen ne ara bozdun kendini ha? Bravo, ben de aynısını yapardım. Sonra ne oldu? Çağatay beni karşısında görünce yalan rüzgarına bağladı tabii. Şimdi ablacığım, sen takip etmekle iyi etmişsin ama biraz aceleci davranmışsın. Böyle durumlarda temkinli olmak lazım, biraz sakin olmak lazım, değil mi? Hayatım, Asuman'ın bu konularda acemi nereden bilsin lütfen? Vallahi yemin ediyorum, elim ayağım birbirine girdi. Öfkele daldım içeri. Bir kimseyi görmediniz. Evet, ama artık eminim. Yıldız bu durumu aymadan bizim bu Feyza'dan kurtulmamız lazım. Bunu da siz olmadan yapamaz. Neyse, en azından artık kime gideceğinizi daha iyi anladınız. Tamam ablacığım, anlamış işte, üstüne gitme. Bakın, Yıldız'ın yuvası bozulmasın diye elimden ne geliyorsa yaparım, kimse kusura bakmasın. Ortada Çağatay'ı babası gibi gören bir çocuk var. Zaten Yıldız da bu aralar çok kötü. Bir tuhaf. Nasıl tuhaf? Sanki böyle bir şey saklıyor ama çok üzülüyor gibi. Yok, sanmam. Yıldız böyle bir şey saklamaz, yok. Yani ben de ihtimal vermiyorum Asuman Hanımcığım.
Ama merak etmeyin, biz size yardım edeceğiz. Bahaneyle belki Arzu'yla Feyza'yı birlikte paketleriz ha? Neyse siz üzülmeyin, hallederiz. Mersin. Emir. Vallahi son konuştuğumuzdan beri anca yalnız kaldım. Olay var mı? Maalesef yok. Ne? Nasıl yok ya? Çağatay gelmedi mi? Çağatay geldi de Kumru gelmedi. Allah Allah ya Yıldız, biz yanılıyor muyuz? Hayır canım, yanılmıyoruz. Annem gitti. Ne? Ya Yıldız sen ne diyorsun? Asuman ablanın ne işi var orada? Evet, annem resmen Çağatay'ı takip etmiş, o eve kadar gitmiş. Sonra eve dönünce de bana yalan söylüyor, şuradaydım buradaydım diye. Ben anlamıştım zaten bir şeylerden şüphelendiğini. Ya Yıldız. Bak kadın sen üzülme diye söylemiştir. Bir de bunu dert etme. Evet canım, onu biliyorum. Zaten ben hangi birini dert edeyim ya? Çağatay da sürekli sırnaşıp duruyor. Vallahi boğazını sıkacağım. Yıldız sakin olmak zorundasın. Bu yolu sen seçtin. Sabredeceksin, tamam? Hayır yani Asuman bile uyanmış. Yıldız'ın hala aklı bir karış havada. Abla bak gerçekten benim içim şişti. Yani bu olay yakında çok kötü patlayacak, ben sana söyleyeyim. Hayır, bir de Yıldız iyice Feyza ile samimi oluyor. Bilerek mi yapıyor acaba? Yıldız, kız gözünün önünde olanları görmüyor. Sen ne diyorsun Caner? Yalnız şu Çağatay'dan da ne tiksindim ha. Yıldız uyanmadan şu Feyza'yı yollayabilirsek süper olur abla. Aman, Feyza gider Beyza gelir. Allah aşkına huylu huyundan vazgeçer mi Caner? Yine kim geldi acaba ya? İyi günler. Ender Çelebi için bu çiçekler. Teşekkürler. Rica ederim. Aa, o ne? Bana mı gelmiş? Sana gelmiş de ne bilmiyorum. Bugün şirkette seni göremedim. Akşam yemeğe kadar bekleyemedim. Özledim Doğan. Beni özlemiş. Telefonla da arayıp söyleyebilirdi ablacığım. Böyle zafer takı gibi bir şey göndermenin anlamı ne? Ay canım. Ama çok janti adam, ben sana söyleyeyim. Ay ben de bayılırım böyle sürprizlere, jestlere yalnız. Caner sen de Doğan gibi ol. Yarın öbür gün hayatına biri girdiğinde ona mutlaka böyle küçük sürprizler, jestler falan yap. Kadınlar çok sever böyle şeyleri de. Yaparım ablacığım tabii. Ama onun için önce bir hayatım olması lazım. Yani hayat benim için bir gün, o da bu haftayı atlatalım ondan sonraki ilk gün. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama şu renklerin güzelliğine bak. Pembe, beyaz en sevdiğim güller. Şu kokuya, şu tasarıma bak. Perfect. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun abla? Demek iş hayatına atıldın ve bana bir şey söylemezdin. Boynuz kulağa geçiyor mu? Sen benim bir şey başaracağıma inanmadığın için şaşırman çok normal. Hayatım niye böyle konuşuyorsun? Ben sana hiç böyle bir şey söyledim mi? Neyse tamam Çağatay. Ya hadi asma canım suratını, kutlama yapacağız. Ne kutlaması? İş hayatındaki başarıyı kutlayacağız. Hem de sana söyledim, bir sürprizim var. Ne sürpriziyse? Halitcan odasında mı? Annemle. Dur alayım geleyim onu. Al gel. Aa bak onlar geliyor. Geldi. Anneciğim. Geldin mi babası? Gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Ay oğlum. Yıldız ben odamdayım. Niye? Yorgunum biraz kızım, dinleneyim. Ama beraber yemek yiyeceğiz anne. Başım tuttu biraz. Hadi iyi geceler size. Peki iyi geceler. İyi akşamlar. Aysel. Gel bakalım. Gel bakalım annenin yanına sen. Aferin sana. Aferin. Sağ ol. Gel anneciğim. Bu kutular ne? Evet. Kahve o anneciğim. Ona değmez sıcak. Bu Halitcan'ın hediyesi. Al bakalım. Gel yardım edeyim anneciğim. Aa bu ne? Sevinmedim hayatım. Yo sevindim ya, sevinmez olur muyum? Hiçbir şey söylemiyorsun. Ne bileyim, şaşırdım ya. Unutmuştum bu meseleyi. Babiş. Babiş. Baba. Oy kurban olurum ben senin baba deyişine. Oh güzel oğlum benim.
Artık tam bir aileyiz. Ya sorma. Öyle oldu. Bu da karımın hediyesi. Bu niye? Hem dünyada gördüğüm en iyi anne, hem de en iyi eş olduğun için. Ha bir de yeni işinde sana şans getirmesi için. Aç bakalım. Çok düşüncelisin. Ne dolaşıyorsun lan sen? Bakalım oluş. Sevdin mi hediyeni? Ha? Aileymiş. Gözümün içine bakarak kim bilir ne kadar zamandır arkadaşım dediğim kadınla aşk yaşıyorsun. Bizi kaybetmeye mahkumsun. Keşke hiç karşılaşmasaydık. Neyse o ihaleyi almış. Olmamış çok iyi oldu. Abi masaya hazırladım. Tamam. Eyvallah. Beyler buyurun geçebiliriz. Aynen nerede kaldı bu garson? Sağ ol kardeşim. Çağatay? Kumru. Ne haber? Nasılsın? İyi. Uzun zaman oldu. Evet, aynen öyle oldu. Ya arkadaşlarla iş yemeğindeydik de şurada masada hoparlörün altını vermişler bize. Sesten rahatsız olduk. Masa değiştirelim dedik. Şansa bak, senin yanına geldim. Evet. Ne yaptın sen, döndün mü? Şu an buralardayım. Ama biliyorsun ne yapacağım belli olmaz. Çok iyi biliyorum. Seni gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Afiyet olsun o zaman. Size de. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kusura bakma. Sürpriz! Çok iyi ki ne oldu? Yıllar hadi dilek tut. Güzel bir dilek tut. Nice mutlu yaşları. Mutlu yıllar, teşekkürler. Teşekkürler. Mutlu yıllar. Yarın erken değil mi sizin uçak? Saat 8'de mi? 8 gibi. Akşam kalamazsınız bu olayla. Hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Biz buradan başka bir yere geçeceğiz. Gelmek ister misiniz? Ya dedim ya iş yemeği diye. Yarın sabah erken uçakları var arkadaşlarım. O yüzden sanmıyorum. Sen gel o zaman. Yani eğer istersen. Israr etmek gibi olmasın şimdi. Yeni bir mekan açılmış, oraya gideceğiz. Tamam, olur. Gerçekten ben de çok eğlendim. Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Süper. Sana da farklılık oldu işte. Aynen. O zaman görüşürüz. Saçmalama canım, ben bırakırım seni. Ay yok, daha neler, ben kendim giderim. Olmaz dedim, ben bırakacağım, gel. Nerede oturuyorsun? Yeniköy. Ay çok uzakmış. Ben buradan otele gideceğim. Daha kendime kalacak uygun bir yer bulamadım, hala ev bakıyorum. Benim emlakçının numarasını vereyim sana, ararsın. Ya aslında çok iyi olur. Bir sürü emlakçıyla görüştüm ama istediğim gibi bir yer bulamadım. Yani yalı bakıyorum ama sanki hiç yalı kalmadı.
Bizim yalının yan tarafı boş. Ben baktım, gayet güzel bir yer. Ara istersen. Süper. Sen bana numarasını gönder, ben yarın mesaj atarım. Tabii gönderirim ama numarayı. Yaz. Abi ne yapıyorsun abi, gelsene. 912 4381. Tamamdır. O zaman şöyle yapıyoruz. Seda'yı senin gideceğin yere bırakıyor, ben taksiyle geçerim hemen. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Aklım kalır. Peki, öyle olsun. Seda'yı. Buyur abi. Kumru Hanım'ı gideceği yere kadar bırak. Ben taksiyle geçeceğim. Tamam. Buyurun Kumru Hanım. Gece çok güzeldi. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Ben teşekkür ederim. Uyan bakalım. Günaydın. Günaydın. Senin emlakçıyla konuştum. Bugün evi göreceğim. Tamam, güzel. Git gel. Acıktın mı? Ben çok acıktım ya. Hadi bir şeyler söyleyelim. Kumru, konuşalım biraz. Şimdi neyiz diye sormayacaksın herhalde. Saçmalama, öyle bir şey sormayacağım tabii ki. Benim evli olduğumu biliyorsun değil mi? Bilmiyordum. Ama sorun değil. O zaman sen karının yanına git, merak etmiştir. Annesiyle Bursa'da. Okey. Gel Sabır. Güzel bir gece geçirdik. Ben seni asla kırmak istemem. Ben kırılmam. Takılma. Hem böylece ödeşmiş olduk. İnan aklımın ucundan bile geçmedi. Yapma. Birkaç kere çıktık, sonra ortadan kayboldum. Londra'ya gittim. Sen de bu arada evlenmişsin. Londra'ya gittiğimde hiç mi üzülmedin? O zaman üzülmüştüm. Değer verdiğim tek kadın sendin. Ne tuhaf değil mi? Ya benim en uçarı zamanıma denk geliyoruz, ya da senin evli olduğun zaman. Aynen. O zaman ben emlakçıyla konuşayım, hiç yan evi görmeyeyim. Saçmalama canım, gel gör. Ha, tabii rahatsız olmayacaksın. Asla olmam. Tamam. Neyse, ben gerçekten çok acıktım, bir şeyler söyleyeceğim. Tamam. Hiç taşımayacaktım. Çiçeklerin için çok teşekkür ederim. Gerçekten şaşırdım. Neden şaşırdın ki? Bugün seni göremedim. Beni her göremediğinde çiçek mi olacaksın? Her göremediğimde çiçek olmaz tabii.
Başka sürprizler de yapmam lazım. Çok tatlısın. Çok incesin. Senin sayende. Bir gün Kumru'yu da yemeğe götürelim. Hı? Olur, götürelim. Kumru'yla çok iyi anlaştık. O inanılmaz akıllı bir kız. Öyledir Sevin'im. Benimle uzun uzun dertleşti. Kumru. Hı hı. Yani ben de şaşırdım. Ama o kadar akıllı ki kime güvenip kime güvenmeyeceğini çok iyi biliyor. Sohbet ettik. Biraz moral verdim ona. İyi bari. Çünkü Kumru kimseyi dinlemez. Burnunun dikine gider. Hayatım, ben ne burnunun dikine gidenler gördüm. Sen biliyor musun? Bunlar ikili mi oldular? Bilmem. Aa, siz de mi buradasınız? Hanımlar, siz gece gezmelerine başlamışsınız. İyi akşamlar. Ender, nasılsın? Mükemmel. Çok mersi. Ömer yok mu? Hayır, Ender Hanım yok. Biz Ömer'le arkadaş kalmaya karar verdik. Zaten öyle değil miydiniz? Neyse, biz yerimize geçelim. Sizi de yalnız bırakmış olalım. İsterseniz buyurun, bize katılın. Biz sizi hiç rahatsız etmeyelim. Ender de benden tedirgin oluyor zaten. Arzucuğum, ben kimseden tedirgin olmam. Ben de öyle düşünmüştüm. Gel Feyza'cığım, oturalım, ısrar ediyorlar. Buyurun lütfen. Pardon, menü alabilir miyiz? Afiyet olsun. Mersi'cığım. Aa, ne diyorsun? Tamam kardeşim, sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hayırdır hacı? Bizim şoförü işe almışlar. Aa, süper. Ömer nerede ya? Ne bileyim ya, o da Feyza'dan ayrıldığından beri her akşam başka bir kadınla. Bugünü mü bekliyormuştu, nedir? Farkında mısın hacı? Biz de bu restoranda çalışıyoruz ama hiç böyle durumlarımız olmuyor. Yani bence bu Ömer'in çekim etkisiyle ilgili. Herkes ona baktığı için bizi görmüyorlar bile. Ne saçmalıyorsun oğlum sen ya? Yani her şey dış görünüş. Değil mi? Ya. Doğru. Yani bu dünyada hala içe de önem veren kadınlar var. Dolu. Ya. Mesela elektrik süpürgesini bir ele alalım. Yani o kadar pisliği, tozu içinde çekiyor ama sonuçta kendisi çekici. Ay ben senin bulduğun metafora... Ya bak, şu anda seninle birazdan kabalaşacak insan nezaketiyle konuşuyorum. Farkındasın değil mi? Sıkma canımı benim. İşine dön. Lütfen. Özür dilerim. Bitmedi sınavım. Bitmedi ya. Bitmedi sınavım. Tamam ya, tamam. Yüklenme. Yıldız, çatağı yattı mı? Halitcan'ı ben yatırayım dedi. Odadalar. Paketler var orada, hediye paketleri. Onlar ne? Halitcan'ın kimliği çıkmış. Artık resmen babası Çağatay. Şaka. Çok güzel haber bu. Ya sorma. Öbür paket ne? Bana hediye almış. Ne almış? Bir kolye. Niye takmadın? Niye takayım anne, şimdi evdeyiz. Yıldız. Bak bu aralar... Hiç iyi değilsin, farkındayım. Eğer evliliğinle ilgili bir sorun falan yaşıyorsan... Anne ne olur başlama yine. Başlamıyorum kızım. Bak sen beni bir dinle. Sana soru da sormayacağım. Ama bazen evliliklerde böyle şeyler yaşanıyor kızım. İnsanlar böyle sürekli bir arada olunca sıkılıyorlar. Birbirlerinden bıkıyorlar. Her evlilikte yaşanıyor. Ama zamanla geçiyor. Ya aile olmak böyle bir şey. Yıldız, kızım, ben senin annen. Seni bu hayatta en çok düşünen de, en çok seven de benim. Bunu unutma, tamam mı? Eğer canını sıkan bir şeyler varsa, lütfen bu kadar kafana takma. Üstünde durma diyorum. Yok anne. Kızım, ben genel olarak diyorum. İnsanlar yaşları ilerledikçe gözleri bozuluyor. Yakını göremiyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Sen de bir şeyleri görmezden gel, ileriye bak demek. Ne diyeyim anne, demek ki bu kafaya ulaşmak için belli bir yaşta olmak gerekiyor. Tecrübe diyelim. Gel buraya.
Benim canım kızım, benim güzel kızım. Çatay ne almış sana? Kolye mi, gerdanlık mı? Pahalı bir şey mi? Anne, yani tam erdin diyeceğim. Yine bir güncelleme geliyor, fabrika ayarlarına dönüyorsun. O zaman Antip'teyiz. Hava çok sıcak ve Kumru Hanım Picasso Müzesi'ni görmek istedi. Hatırlıyorum, yok böyle bir sıcak, ölüyoruz. Bulunduğumuz yer kaldığımız otele uzak. Edirne'deyiz. Arzucuğum anladık, sen de oradaydın. İzin ver Doğan şu hikayeyi bir anlatsın, değil mi? Devam et hayatım. Neyse, kızım istemiş. Ben de onu kıramam. Düştük yollara. Hava o kadar sıcak ki Kumru bir zaman sonra yoruldu. Ama renk de vermiyor. Kumru öyledir ama. Ölse istediğinden vazgeçmez, sonuçlarına katlanır. Ne hoş. Ne kadar eğleniyormuşsunuz. Evet, üçümüz dünyayı gezdik resmen. Evet, gezdik. Ender de Avrupacı. Uzun süre Londra'da bulunmuş değil mi? Belli mi olur, belki geri dönmek ister. İstemem. Burada çok mutluyum. Sevdiklerim burada. İşim burada. Ender, senin bir kardeşin vardı değil mi? O ne yapıyor? Çok yakın bir arkadaşının restoranında çalışıyor. Feyza bilir. Eski erkek arkadaşım olur kendisi. Yazık. Kısa sürdü. Sen artık restorana gitmiyorsundur herhalde, ha? Yo, Ender Hanım, neden? Biz Ömer'le dostuz. Haliyle. Efendim? Aranızda böyle tutkulu bir aşk ilişkisi yoktu demek istedim. Feyza, sıkça o restorana gidelim. Hem Ender'in kardeşine de destek olmuş oluruz. Ah, no. Benim kardeşimin desteğe ihtiyacı yok. Benim gibi bir ablası var. Tamamen keyif için çalışıyor. Kötü bir anlamda söylemedi. Söyleyemez zaten. Ay tamam, bekliyorum. Buyurun, buyurun. Öptüm sizi Rana Hanım. Tabii aldık bütün şampuanları, iyi haberim vardır. Anne. Nereye? Dışarı çıkıyor gibi giyinmişsin ya, o yüzden diyorum. Ha, şöyle bir hava alayım, yürüyüşe çıkayım falan dedim. Ay boş ver anne ya, gitme bir yere. Bak, Faal Kozmetik'in başındaki Rana Hanım geliyor. Kızının başarılarını kutlayacak. Öyle diyorsun. Kalayım mı yani? Kal tabii. Çayını iç, havanı at. Ne bileyim, bilemedim. Ben şimdi siz iş güç konuşacaksınızdır. Ben bir arkadaşımla kahve içerim. Hangi arkadaşınla anneciğim? Semiramis. Hangi Semiramis? Pekka? Hani var ya anneciğim, Ajda'nın ablası olan. Ha, yok, bu kırsal. Anneciğim ya, ne ara arkadaş edindin anlamadım ki. Sen ne işler çeviriyorsun acaba? Ay ne işler çevireceğim Yıldız, Allah Allah. Çıkayım bir hava alayım, bir arkadaşıma kahve içeyim dedim. Nereden buldun bu arkadaşlarını, bir anlatır mısın? Allah Allah Yıldız, sen ne zaman benimle ilgileniyorsun da detay soruyorsun bana, ben anlamadım ki. Niye üstüme geliyorsun benim? Neyse anneciğim, iyi sen bilirsin, git bakalım. Ama seni uyarıyorum. Eğer bir işler karıştırıp benim de başımı derde sokarsan, yemin ediyorum zaten daralmış haldeyim, seni affetmem. Niye daraldın sen bakayım? Merkür retrosundan. Etkiliyor beni. İyi tamam. Hadi ben çıktım. Görüşürüz. İyi hadi. Yemedik ama neyse. Yalnız bu Feyza ile Ender'in aralarının bozuk olması bana yarar. Ay Arzu, bunlardan bize ne? Beyza kim, Ender kim? Benim gündemimin çok dışındalar. Sen bir keyifsiz gittin. Hayırdır? Yok. Bak Kumru, bir sorunun varsa benimle konuşabileceğini biliyorsun değil mi? Bugüne kadar neleri konuştuk? Babana tek kelime söylemeyeceğimi biliyorsun. Biliyorum. Çok sağ ol. Olursa anlatırım. Peki canım. Hanımlar günaydın. Ben çıkıyorum. Günaydın babacığım. Arzu, Çetin sana bir şoför ayarladı. Kapıda seni bekliyor. Sağ ol canım. Şirkete seninle gitmemi sevgilin istemiyor sanırım. Ay yok artık. Baba, böyle bir şey mi var? Tabii ki yok.
Arzu'nun her zamanki güzel esprilerinden biri. Kadın atmaca gibi üstümüzde. Ne kadar kendine güveni olmayan biriymiş. Ender. Babanı bana kaptıracak diye ödü patlamıyorsa ben de Arzu değilim. Neyse sen dedikodu yapmaya devam edeceksen kal. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Merhaba Arzu Hanım. Merhaba Çetin. Yeni şoförünüz İsmet. Merhabalar efendim. Merhaba İsmet. Hayırlı olsun yeni işin. Dakik olursan sorun yaşamayız. Teşekkürler Çetin. Rica ederim Arzu Hanım. Ablacığım, gözümüz aydın. Şoför başladı. Nice. İsmi neydi? İsmet. Okey. Caner iyice tembih ettin değil mi? O bizim oradaki gözümüz, kulağımız olacak. Aynen ablacığım, merak etme. Zaten böyle iyi, saf bir çocuğa benziyor. Yamuk falan yapmaz. Aman işimize yarasın da. Yalnız benim aklıma ne takıldı? Madem senin bu bahsettiğin Arzu bu kadar çaçaron, cadı bir kadın. Yani acaba şoförünün yanında özel şeylerini konuşur mu? Hı? Caner'cim ne diyorum sana? Bu kadın varoş, basit bir mahalle kadını. Ama aynı zamanda da CEO. Yemin ediyorum seni ayağımın altına alacağım şimdi ha. Tamam abla tamam. Sen de millete cadaloz diyorsun da. Caner! Ablacığım tamam tamam. Sen bir meleksin ve asalet timsalisin. Oldu mu? Oldu. Bu kadın alt sınıf. Ve Doğan sayesinde bir yerlere gelmiş. Ben de onu geldiği yere geri göndereceğim. Hepsi bu. Efendim? Az önce beni mi aradın? Yok aramadım. Ha. Çağla diye kayıtlısın da. Başka Çağla aramış o zaman. Neyse konuşuruz. Dur dur kapatma. Aramadım ama arayacaktım seni. Kumru bak. Aramızdaki en ufak şey bile büyük bir probleme dönüşmeye başladı. Farkındasın değil mi? En ufak şey mi? Sen bana yarı yoldayken nasıl görüşmeyelim dersin? Kumru'm yürütecek bir şey yok. Acil iş dedim. Neden geriliyoruz biz? Gerilmiyoruz. Ben bir program yaparsam onu uygularım. Sonuçta kimseye tabi değilim. Sen yine tersinden uyandın herhalde. Çağatay tamam işlerim var kapatıyorum. İyi tamam kapat. Ne iyice havaya girdim. Postayı koyacağım kalacaksın köylü karına. Ay hoş geldiniz. Buyurun. Ne zahmet ettiniz. Bu ne zarif güzel şey ya. Buyurun buyurun. Yıldız Hanım. Koy bir yere hayatım. Demek iyi haberleriniz var. Dün internette satışı açıldığı anda ürünler tükenmiş. Aa! Ay inanmıyorum ya. Ay çok sevindim bunu duyduğuma. Herkesin yıkanası gelmiş. Evet. İlk defa bir ürün bu kadar talep görüyor. Vallahi biz de şaşkınız. Üstelik tanıtımını yapmak için çok fazla fırsatımız da olmamıştı. Ay evet bir tane billboardla hale bak tükenmiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani ne zaman benim özel hayatımda yani kocamla problemlerim olsa hep başarı bana gelir yani. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum ya. Nasıl? Neyse yok bir şey demedim ya bakmayın şaka yapıyorum. Ay çok sevindim gerçekten yani canı gönülden. Bizim bir geleneğimiz var. Nedir? Biliyorsunuz bizim ürün yelpazemiz oldukça geniş. Her sene 25 Ekim'de de bir ödül töreni düzenliyoruz. Aa. En çok satan yeni ürüne de ödül veriyoruz. Aa yoksa ben de mi? Büyük ihtimalle bu sefer ödülü siz kazanacaksınız. Ay inanmıyorum. Ay çok sevindim ya. Son dönemde gösterdiğim sabır ve dayanıklılığa karşı bir ödül almayı istiyordum. Ama yani bu kadar çabuk beklemiyordum ya. İnanın çok sevindim ya. Vallahi. İşimi şansa bırakacak halim yoktu. İyi ki bir sürü şampuan almışım.
O ödül töreniyle ilgili harika planlarım var. Ne içelim ya? Bir şampanya patlatalım mı sizle? Olur. Aysel! Ödül alıyorum, koş bir şampanya getir. Evden çıkarken de bir sürü sorgu sual. Yıldız mı? Ay evet, 1000 tur attım yani. Peşime birini takacak, takip ettirecek diye. Yok artık, o kadar da değildir herhalde. Şampuan işini biliyorsun değil mi? Onu da yeni öğrendim. Yani normal şartlarda Yıldız bizden habersiz böyle olayların içine girmez. Yani bir garip geldi. Ay bu aralar zaten Yıldız çok garip Ender. Oyalansın da neyse. Neyse hanımlar, ne yapıyoruz, plan ne? Evde durumlar nasıl? Dün Halitcan'ın kimliği geldi. Artık Çağatay resmen Halitcan'ın babası. Bir de Yıldız'a pahalı bir hediye almış. Bir gerdanlık. Durup dururken. Tam bir aldatan erkek davranışı. Asla şaşmaz. Ender bak, sen beni al şu şirketinize götür. Ben o Feyza'yı köşe bucak bir yerde yakalayayım. Saçını başını yolayayım. Rezil olsun, orada da duramasın daha fazla. Osman Hanımcığım, olmaz. Sakın. Sakin olun ya. Yıldız bunu yaptı. Başına neler geldi gördünüz. Onlar her türlü önlemi alırlar. E ne yapacağız peki? Bir kutlama yapacağız. Kutlama mı? Ne kutlaması ya? Teşekkür ederim. Beni ne güzel anlattın. Tebrik ederim kutlaması mı? Yani. Hayır canım. Yıl dönümü kutlaması. Çağatay'la Yıldız'ın evlilik yıl dönümleri bu aralardaydı değil mi? Bu aralar da tam gününü hatırlayamadım şimdi. Canım ne fark eder? 3 aşağı 5 yukarı bu tarihlerdeydi. Peki ya Yıldız'la Çağatay kutlama yapmak istemezlerse? Bilmeyecekler ki. Gel Seda'yı gel. Abi istediğin dosyalar. Başka bir şeye ihtiyacın var mı abi? Yok, sağ olasın. Otursana. Ya abi, yenge de şampuan işine girdi. Hadi hayırlısı. Hayırlısı olsun. Yıldız'ın mutlu olmasını çok istiyorum Seda'yı. Onu bu aralar çok iyi görmüyorum. Hem şu Asuman Hanım'la yaşadığım şeyden sonra ben de bayağı bir gerildim. Abi sen suçluluk hissediyorsun ondan. Aynen öyle. Hem Yıldız başarılı olursa kendine güveni de yerine gelir. Seni de darlamaz. Orasını da düşünmedim değil açıkçası. Abi sen iyi misin? Bilmem. İnan bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey... Yıldız'a yaşattıklarıma artık bir son vermem gerektiği. Abi işte bu. Beşer şaşar hatasından döner. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Çayını tazeleyeyim mi abi? Sen dur. Karşılıklı içelim. Eyvallah. Gerçekten inanamıyorum. Yani biz bu kadından kurtulabilecek miyiz Ender ha? Siz benim bugüne kadar birinden kurtulamadığımı gördünüz mü Asuman Hanımcığım? Böyle içimde çok kötü bir his var. Araları daha da kötü olmasın. Olmaz. Olmayacak. Aklınıza böyle işler getirmeyin Asuman Hanım. Sence Çağatay bu kadına gerçekten aşık mı? Feyza'yı? No. Erkekler aşık olmuyorlar Asuman. Onlar 20'li yaşların olayları. Çağatay çok zengin ve yakışıklı bir adam. Odursa kadınlar onu bırakmaz. Feyza da kaçın kurası. Boyu devrilsin inşallah. Neyse. Ben şu yıl dönümü meselesini bir organize edeyim. Çağatay'la Yıldız'ı bir şekilde oraya birlikte getiririz. Siz merak etmeyin, okey? İyi, ben gideyim. Yıldız eve gelirse bir şey anlamaz. Görüşürüz. Mer, sağ ol. Doğan Bey, müsait miydiniz? Çağatay, müsaitim, gel. Hintli yazılımcılarla görüştüm. Tamamen yeni bir sistem üstünde çalışıyorlar ama... Biraz maliyetli olacak gibi duruyor. Tamam, gönder bana, inceleyeyim. Mailinize yolladım. Senin keyfin mi yok? Yok, iyiyim. Bu aralar biraz durgun gibisin. Otur konuşalım. Yani iyiyim aslında da...
iş yoğunluğundan öyle gözükmüşümdür. Bana işle ilgili gibi gelmedi pek. Umarım evde bir sorun yoktur. Yok. Bizim evde sorun olmaz. Ne güzel. Ben de senin gibiydim Çağatay. Hayattaki en önemli şeyim ailemdi. Kumru'nun annesinden bahsediyorsunuz. Evet. Hiç ayrılmak istemedim. Hatta kurtarmak için çok çabaladım. Özel olacak ama neden ayrıldınız peki? Aldattın mı diye mi sormak istiyorsun? Yok estağfurullah, öyle bir şey sormadım. Yo, sorabilirsin. Sorabilirsin. Çünkü bu zamanda karısını aldatan çok şerefsiz var. Değil mi? Ben hiçbir zaman öyle bir adam olmadım. Gözüm hiç dışarıda olmadı. Eğer öyle olsaydı ayrılırdım. İhanet etmezdim. Tabii, en doğrusu bu. Biz eski eşimle çok ciddi karakter ayrılıkları yaşadık. Yani kimse kimseye ihanet etmedi. Bak sana bir abi tavsiyesi. Eğer başına öyle bir şey gelirse kimsenin günahına girme. Gelmez. Çünkü ben evimde çok mutluyum. Biliyorum Çağatay. Görüyorum da zaten. Ama bazen gençken kafa karışıklıkları olabilir. Sonunda üzülen sen olursun. Biliyor musunuz? Ben de aileme çok bağlıyımdır. Aynı sizin gibi. O yüzden merak etmeyin. Ama verdiğiniz tavsiye için de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne güzel. Sağ ol. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Bizi hatırladın değil mi? Geçen akşam buraya gelmiştik, sohbet etmiştik. Tabii tabii, hatırladım. Tekrar hoş geldiniz. Akşam müsaitsen bir şeyler içelim. Yani olur ama ben akşamları da buradayım. Geç çıkıyorum. O zaman biz de buradayız. Sıkılmazsanız gelin tabii. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Hacı, yalnız bunlar da var ya, seni göreceğim diye buraya resmen konuşlandılar ha. Aynen öyle oldu kardeşim. Akşam bir daha geleceklermiş. Bana bak, bunlar Kumru'nun yanındaki kızlar olmaz. Gözünü seveyim bana Kumru deme kardeşim. Bak, kızın adını söyledin, yine sinirlerim tepeme çıktı. Tamam ya, sakin. Anladım ben, onlar değil. Oğlum, onlar olsa zaten ben konuşur muyum? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Kumru çok abartılıyor. O yanındakiler bunu havaya sokmuş. O da kendini bulunmaz iz kumaşı zannediyor. Yani bence onun hakkından sen gelirsin. Aman eksik kalsa kardeşim, hiç istemem. Kısmet, işler. Ömer Bey, bir bakabilir misiniz? Tabii. Niye süslenmiş? Ender'in organizasyonu. Söylememiş miydi? Yok, ben yemeğe geleceğiz diye biliyordum. Tamam canım, bir şeyler atıştıracağız zaten. Çağatay'la Yıldız'ın evlilik yılı dönmüş. Onu da kutlayacağız. Bir şey mi oldu? Bana söylememene şaşırdım sadece. Unutmuşum. Ne fark eder ki kızım? Yok, fark etmez. Hediye alırdık diye dedim. Ha, ben aldım. Evlerini gönderdim. Ne kadar düşüncelisin babacığım. Öyleyim de kızım. Hoş geldiniz. Canım, ne kadar güzelsin. Çok mersi. Nasılsın Kumru'cuğum? Süpersen. Harika görünüyorsun. Çok teşekkürler. Hadi gelsenize. Arsıza bak, arsıza. Ya Asuman abla. Sen bu gece harekete geçme konusunda emin misin? Ha? Bu organizasyonu niye yaptık Caner? Yani benim için pek hala rahat etmiyor da. Ay, senin için rahat etmesine gerek yok Caner. Senin gözün bunun üstünde olsun, tamam mı? Bak Karakol, tuvalete muvete giderse bana haber ver. Merak etme, o bende. Aslanım benim, aferin sana. Ay tamam. Geliyorlar, hadi toplanın şöyle. Gelin yaklaşın, yaklaşın.
Nereye gidiyorsun? Tuvalete. İki dakika bekleyemiyor mu? Bekleyemem. Gelmez, sürpriz diye bağıracağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Bileyim, ne sürprizi bu? İyi ki evlendiniz. Evlenme yıl dönümümüzün bu tarihlere geldiğini biliyorum. O yüzden size böyle bir sürpriz yapmak istedim. Asıl gününde baş başa kutlarsınız artık. Ender, şaka mısın sen? No no no. Tamamen gerçeğim canım. Ender, gerçekten çok teşekkürler. Ne demek Çağatay'cığım? Her zaman sizin yanınızdayım ben, biliyorsun. Evet, parti başlasın o zaman. Kız. Evet. Çağatay. Kumru. Saat kaç, ne oluyor? 1:30. Neredesin sen, niye evde değilsin? Ya bir iş yemeğindeydim de çıktım oradan, ulustan aşağı doğru inerken bir çöp kamyonunun altına giriyordum aslında. Çağatay, ne diyorsun sen? İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir an dikkatsizliğime denk geldi işte, hepsi o. Ha, bir şey olmadı da tabii olabilirdi. Bunu söylemek için mi aradın beni? Kumru, kaza yapacağımı düşündüğümde aklıma bir an sen geldin, aramak istedim. Ölümle burun buruna geldiğin an aklına ben geldiysem yanmışsın demektir, şimdiden söyleyeyim. Ben seni yeniden gördüğüm gün yanmıştım zaten. Çağatay Bey, edebiyat yapmayı bırakın ve gidin evinize uyuyun. Tamam, bak şimdi gidiyorum. Hadi bakalım. Yarın buluşalım mı? Bakarız. Kumru. Tamam, yarın sabah uyanınca mesaj at. İyi geceler. İyi geceler. Ender, şimdi ben sana bunun karşılığını nasıl vereceğim? Aşk olsun Yıldız'cığım. Bunca yıldan sonra bunun lafı mı olur artık? Lütfen, değil mi? Çocuklar, ikinizi de tebrik ediyorum. Mutluluğunuz bir ömür boyunca sürsün. Çok teşekkürler, sağ olun. Her geçen gün birbirimize daha çok bağlanıyoruz. Çağatay'cığım. Kumru nerede? Buralar dedim, geri birazdan. Ay kız da haklı yalnız. Artık bıktı bizim bu partilerimizden, eventlerimizden filan. Olur mu canım öyle şey? Hem yakın arkadaşların önemli bir günü, hem de ortağımızın. Kumru? Yıldız? Ben de bara gidiyordum, görmedim geldiğinizi. Yani gördüm de yetişemedim. Kumrucuğum, artık darısı başına diyor. Umuyorum sen de hayatının erkeğini, aşkını bulur, çok mutlu bir yuva kurarsın. Amin. Tebrik ediyorum ikinizi de. Teşekkürler.
Çok mersi. Nasıl bir anda böyle resmi olduk? İlahi Yıldız, nereden aklına geliyor böyle şeyler ya? Ha, okey. İzninizle hemen geliyorum, siz keyfinize bakın. Ben de içecek bir şeyler alayım. Bir şat alabilir miyim? Tabii efendim. Çok affedersiniz, çok pardon. Önemli değil. Herkes hata yapar. Efendim. Yok, gelemem. Biliyorum, keyfim yok benim. Başka zaman. Lavaboyayım. Ne bakıyorsun? Az önce barmeni azarlamamana şaşırdım da. İnan şu an kimseyle uğraşacak halim yok. Bir tane daha alabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun efendim. İyi misin? Sana diyorum. Duymadım. İyi misin? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Atma, iyi değilsin. Pardon. Bayağı kötüsün hatta. Senin gibi bir cadıyı kim bu hale getirdi çok merak ediyorum. İlla birini mi bu hale getirmiş olması lazım? Yani senin gibi egosu yüksek bir insanın da hakkından gelen birileri vardır diye düşünüyorum. Gerçi o kimse onun eline sağlık. Sen kesin hak etmişsindir. Sen bana baya baya gıcıksın ya. Üstelik bir yemek yüzünden. Yemek yüzünden değil, tavrın yüzünden. O tavra dönmem an meselesi. Uyarıyorum. Pardon. Canını sıkan her neyse geçecek. Her gecenin bir sabahı var derler. O yüzden takılma. Kendini de bu kadar kasma. Ağlamak istiyorsan ağla. Üzgünsen üzgünüm de. Bazen hissettiklerimizi konuşmamak kendimize yaptığımız büyük bir kötülük oluyor. Bak neler oldu. Zor zamanlar bizi hiç sormadı aşk. Yaralarımızdan vurdu. Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdı kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir an dayanamam bu dünyaya, yaranamam, gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, medan yalan, bana aşktan söz etme. Diyecek misin? İnan dayanamam bu dünya.
sonum olur diyen dilin kalbin yalan. Demişim. Vedan yalan yalan. Bana aşktan söz etmen olur. Senin sevdan dünyan yalan. Alo Nur. Uyudun mu Takir? Tamam. Ben de bir saate falan gelirim. Tamam mı? Tamam. Bana baksana. Aa, sen. Ne oluyor? Sen ne utanmaz ne arlanmaz bir kadınsın ya. Ne diyorsunuz siz? Kendinize gelin. Ya Yıldız seni kaç kere uyardı? Ya insan bir hata yapar. Ama hatayı ısrarla tekrarlamak aptallara özgüdür. Ne diyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Ya sen kimsin? Hem gelip benim kızımın yuvasını yıkacaksın, hem de yıl dönümünde gelip burada süzüm süzüm süzeceksin. Senin hiç mi utanman yok? Bu söylediklerinizden çok pişman olacaksınız. Sen dua et ben seni doğduğuna pişman etmeyeyim. Pılını pırtını toplayıp buradan gideceksin Feyza. Duydun mu? Ne kadar mutlular görmüyor musun? Neyi bekliyorsun? Bu kadarı çok fazla. Bu ne cesaret ya? Ben gerekirse kızım için herkesi karşıma alırım. Buradan gideceksin Feyza. Duydun mu beni? Siz ne biçim bir ailesiniz be? Göstereceğim ben sana aileyi. Feyza iyi misin? Çekilir misin? Gidiyorum ben. Bak kötü bir şey mi oldu? Lütfen şu an konuşmak istemiyorum. Rica ediyorum. Feyza bak Atlas'a falan bir şey olursa söyle halledelim. Tartışıyorlar mı onlar? Yok sanmıyorum. Şu an burada konuşmak istemiyorum. Lütfen. Aa Feyza. Yıldız'a bir şey söylemez değil mi ha? Bravo Asuman abla harika plan yapmışsınız yani yeni mi aklına geldi bu? Canım ayrıca sen onun annesisin. Her şeyi söylemeye hakkın var öyle değil mi yani? Aynen öyle. Ah Asuman abla bakıyorum hemen kabullendi. Evet ettim. Benden özür dilediğinde seni samimi zannetmiştim. Siz ne istiyorsunuz benden ya? Önce sen sonra annen. Ne? Ne oldu ne yaptık ki biz sana? Bana artık oyun oynama. Ne oyunu ya? Ben gerçekten bilmiyorum. Ne oluyor? Annenden bahsediyorum Yıldız. Beni Çağatay'la beraber olmakla suçladı. Ne? Şaşırıyor musun bir de? Sana gerçekten inanamıyorum. Madem hala böyle düşünüyorsun o zaman gel bana kendin söyle anneni görevlendirme. Feyza! Hay anne! Hah şanslısınız. Ne zahmet ettiniz. Gel keselim aşkım. Ne kadar düşüncelisin Ender ya. Alkış. Bravo. Çok tebrik ediyorum. Beni buradan götürür müsün? Bana mı dedin? Tamam olur. Hemen. Tamam gel. Çıktım. Eve gidiyorum. Eve mi bırakayım seni? Evet lütfen. İyi misin? İyiyim. Bak şu laflara ya. Biz seninle az önce ne konuştuk? Kuyruğu dik tutmayı bırak. İçinden ne geliyorsa, ne hissediyorsan onu söyle. Sen benim kötüyüm dememi falan istiyorsun galiba. Deli miyim ben ya? Ben niye öyle bir şey isteyeyim senden? Arkadaşınla konuşurken duydum keyfim yok dedin sadece onu duydum. Sen bir de beni dinliyorsun. Yan yanaydık farkındaysan. Baştan alıyorum. İyi misin? Çok kötüyüm. Gerçekten. Ölü sürünüyorum, nefes alamıyorum. Sen beni eve değil köprüye götür ya. Nasıl? Oldu mu istediğin?
Bir de başıma psikolog kesildi. İhtiyacın var ama. Keşke kavga etmeden bir eve gidebilsem. Hayırlısı artık, bakacağız. Ben çok takılmıyorum bu evlilik mevzularına. Yani kim evli, kim değil. Onu biliyoruz. Çağatay'la konuşmak istediğim bir şeyler var. Ne gibi? Sana ne? Ben sormuyorum karısı olarak. Kumru, bu elbiseyi hatırladın mı? Hani Diana Charles'tan boşanınca bir elbise giymişti. İntikam elbisesi diyorlar ya. Aynı ona benzemiyor mu? İki tane iyi arkadaş varmış. Birisi diğerinin kocasıyla birlikteymiş. Her geçen gün birbirimize daha çok bağlanıyoruz. Çağatay'cığım. Umuyorum sen de hayatının erkeğini, aşkını bulur, çok mutlu bir yuva kurarsın. Amin. Çetin. Doğan Bey. Bence Yıldız biliyor. Efendim? Yıldız biliyor Çetin. Bence bir şey bilmiyor. Boşuna endişeleniyorsunuz. Hem bilse böyle susar mı? Kıyameti koparırdı. İşte ben de tam ondan korkuyorum. Yıldız biliyor ve saklıyorsa büyük bir intikam peşindedir. Emin misiniz efendim? Bulunduğumuz ortamlarda gördüğüm parçaları birleştirdiğimde taşlar yerine oturuyor. Eminim. Ne yapmak istersiniz? Nasıl hareket edelim? Kumru'nun cezasını ben zaten vereceğim. Kimsenin onu rezil etmesine izin vermem. Bu olayın duyulmasına da izin vermem. Kol kırılır. Yani içinde kalır. Daha önceki gibi. Ben Yıldız'la konuşacağım. Bu olayı halledeceğimi söyleyeceğim. Ve ondan sessiz kalmasını rica edeceğim. Ya yanılıyorsanız efendim? Ya Yıldız Hanım sizden öğrenirse? Biliyorsun ki ben hislerimle yanılmam. Ama hislerimle hareket edecek de değilim. Sen Yıldız'ı takip et. Kiminle görüşüyor, neler yapıyor bilelim. Tamam efendim. Anne sen kafayı mı yedin? Niye gidip Feyza'ya öyle şeyler söylüyorsun? Ay böyle konuştuğuna göre sen kafayı yedin herhalde. Ben yalnızca senin evliliğini kurtarmaya çalışıyorum, evliliğini. Anneciğim sana mı kaldı benim evliliğimi kurtarmak? Evet bana kaldı. Belik senin yapacağın bir şey yok çünkü. Anneciğim eline sağlık diyeceğine hala o kadını koruyorsun bana. Anne Feyza'nın Çağatay'la bir alakası yok. Ay yemin ediyorum senin gözüne perde indi, büyülendim falan diye düşünmeye başlıyorum artık Yıldız. Görmüyor musun kadının kocanın yanında nasıl davrandığını? Acele işe şeytan benim işime herkes karışıyor. Karışırım annenim ben senin. Bugün olsa gene yaparım. Hiç pişman değilim. Anne resmen ayıp ettin kıza onu bil de. Yıldız ayıp etti deyip duruyor ya. Kocanı ayartıyor bu kadın senin kocanı. Ay o değil. Ne demek o değil? Ay Yıldız başka biri var biliyorsun bana mı söylemiyorsun? Ay anne tamam ben gidiyorum işim var benim. Ama beni çok zor duruma soktun bunu bil yeter. Nereye? İşim var. Efendim Rana Hanımcığım. Yıldız Hanım merhabalar. Merhabalar. Müjdemi isterim. Ay müjdeli bir haber verecekseniz çok sevindim. Çünkü bedenen ve ruhen bu tip haberlere şu ara çok ihtiyacım var. Satışlarımız rekor hızla devam ediyor. İnanır mısınız? Ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ay demek ki herkes şampuan çıkarmamı bekliyormuş. Yarınki törende sizin şampuanınız en iyi çıkış yapan ürün olarak ödül alacak. Aa bir de tören mi yapıyorsunuz? Ay çok sevindim ya. Tam aradığım ortam şu anda. Sizi tebrik ediyorum. Ay vallahi ben de kendimi tebrik ediyorum. Bugün sizi ödül töreninin yeri ve detaylarıyla ilgili mesajla bilgilendirecekler. Tamamdır. Çok sağ olun. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Tam istediğim ortam ayağıma geldi.
Al bakalım. Teşekkürler. Yetti artık gerçekten. Lanet olsun şu işe girdiğin güne. Yani Feyza haklısın. Hayır, densizlik etti. Ama işi bir anda böyle bırakamazsın. Nur, bu densizlik değil. Ben sürekli metres olmakla suçlanıyorum. Farkında mısın? Üstelik Çağatay'la bir alakam yok. Olamaz da. Bu insanlar saplantılı bir şekilde bana kafayı takmış durumdalar. Ya bu kadın senden özür dilemedi mi? Ya ben de onu anlamıyorum. Ne bileyim, ruh hastası bence. Herhalde Çağatay'dan yedi zılgıtı, kendi geri çekildi, annesini saldı üzerime. Yani anlamıyorum ki. Feyza, aklıma bir şey geldi ama. Ne? Ya bu Çağatay bir haltlar karıştırıyor olmasın? Ya hiçbir kadın durup dururken bu kadar şüphelenmez çünkü. Gitsin kimse o, onunla uğraşsınlar o zaman. Belki bulamamışlardır. Yani olamaz mı? Çağatay'la senin yakınlığından da ne bileyim, hayır, belki yakıştırmışlardır. Yani olamaz diyemiyorum. Aslında ben şüphelenmiştim önceden bir şeylerden ama. Hı-hı. Gördün mü? Kim? Çağatay, açmayacağım. Ha, böyle olmaz ama. Bak, işe gitmeyerek kendini cezalandırıyorsun. Senin bir çocuğun var ve ona bakmak için çalışmak zorundasın. Ben senin yerinde olsam alırım Çağatay'ı karşıma, açık açık konuşurum. 40 kere konuştum Nur. Bir işe yaramıyor. Ya bir işe yaramıyor da sen ona şunu söyledin mi? Bak, ne halt yiyorsan ye ama lütfen dikkat et. Sonra olan bana oluyor. Dedin mi? Yani bu şekilde konuşmadım. Tam haklısın. Benim bir sinirim geçsin de bir. Bakarsın. Tamam. Evet Çetin. Doğan Bey, Zeliha Manas adında bir hukuk bürosuna girdi Yıldız Hanım. Zeliha Manas hukuk bürosu mu? Beklememi ister misiniz efendim? Bekle. Beklerken de şu hukuk bürosunu araştır bakalım. Tamam efendim. Zeliha Hanım, bakın benim artık dayanacak gücüm gerçekten kalmadı. Masum insanların da suçlandığını görüyorum bu süreçte. İyice sinirlerim bozuluyor. Ben artık bu tiyatro oyununu bitireceğim. Delil var ya da yok. Benim adıma boşanma davası açmanızı rica ediyorum. Peki Yıldız Hanım, sizi çok iyi anlıyorum, haklısınız. O halde davayı açmak için bir protokol hazırlayalım. Anlaşmalı olarak... Yok yok, Çağatay'ın önüne öyle sakince protokol falan koyamam. Onun hayatını şokuna yaşaması lazım. Peki. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Bir gün bekleyip öyle açarsanız boşanma davasını, benim bir işim var. Nasıl isterseniz. Çok teşekkürler. O zaman haberleşiyoruz. Tabii. Sağ olun. İyi günler. Hiçbir şekilde benim adım geçmedi yalnız, değil mi? Ay Ender, kasap et derdinde koyun can derdinde. Bağırdı çağırdı diyorum. O sırada tabii ki senin adın geçmedi. Ama sıra sana da gelecek belli. Esas konu o değil. Esas konu ne peki? Yıldız ısrarla Feyza değil dedi. Asuman Hanımcığım, sizi çok iyi anlıyorum. Yani her anne çocuğunun bir dahi olduğunu düşünür ama yani Yıldız bu konularda nasıl diyeyim, saf. Hayır değil Ender, başka bir şey var. Nasıl bir şey? O değil, o değil diye ısrar etti diyorum sana. Yani sanki başka biri var, kim olduğunu biliyor ama söylemiyor gibiydi. Yıldız Çağatay'ın başka biriyle birlikte olduğunu bilecek ve bunu kendine saklayacak. Güldürmeyin beni Asuman Hanım. Niye öyle olmasın Ender? Belki de kendince bir plan yaptı ve onu uyguluyor kızım. İmkansız. Yıldız bensiz plan yapamaz. Ben illaki bir noktada devreye girerim. Çünkü benim yardımıma ihtiyaç duyar Yıldız. Ne? Dinliyorum Çetin. Doğan Bey, hukuk bürosu Zeliha Manas adında bir avukata ait. Büroda 7 avukat çalışıyor. Şimdilik Yıldız Hanım hangisiyle görüşmeye girdi bilmiyorum ama Zeliha Hanım... müvekkillerine aldığı yüksek miktarda nafakalarla ünlü bir boşanma avukatıymış.
Umarım korktuğum başıma gelmez. Yıldız çıktı mı? Evet efendim, takip ediyorum. Yıldız Hanım herhangi bir yere uğramazsa eve doğru gidiyor. Tamam. Eve varınca haber ver, onu yalnız yakalamam lazım. Kumral, Yıldız Hanım geldi. Ay, eve geçmeden sana uğrayayım dedim. Ay, alıştım artık. Bir şey içer misin? Yok canım, bir şey almayayım. Kocam gelecek, birazdan eve gitmem lazım. Ne oldu dün? Yani bir anda kayboldum, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Sıkıldım, çıkmak istedim. Niye? Canını sıkan bir şey mi gördün? Yıldızcığım, çok alemsin. Benim canımı hiçbir şey sıkamaz. Doğru. Sen gamsızsın. Vallahi helal olsun. Neyse. Şampuanım yok satmış. Duymuşsundur herhalde. Yok, duymadım. İyi işte, benden duymuş oldun. Benim adıma çok sevineceğini bildiğim için ilk sana söylemek istedim. Ay, ne tatlısın. Bunların bir ödül töreni varmış. Yarın gerçekleşiyor. Beni de eklediler son dakika. En iyi çıkış yapan ürün ödülünü alacağım. Gelsene sen de. İnan, gelmeyi çok isterdim. Ama başka bir programım var. İptal et. Denerim ama sanmıyorum. Eğer diyorsan ki ben oradan kovuldum, gelmek istemiyorum, onu anlarım. Ben konuşayım senin için istersen. Kovulma. Tatım, ben onlara jest yaptım ismimi kullansınlar diye. Onların hatası yüzünden iş iptal oldu. Neyse gerçi, şimdi bir tatsızlık olmasın, boş ver. Ne gibi bir tatsızlık çıkabilir ki? Şimdi senin ürününü kullanmış biri gelir yanına. Ay, senin ürünün bana alerji yaptı der, bir şey der. İstemem yani öyle bir şey yaşamanı. Sen beni dert etme. Neyse, madem gelmiyorsun, ben sana bir fotoğrafımı atarım ya, şöyle ödülümle. Görüşürüz canım. Belki gelirim. Aa, ay çok sevindim. İyi o zaman, ben kapıya adını bırakırım. Zahmet etme. Görüşürüz orada. Bye. Görgüsüz köylü. Ben oraya gelirsem insanlar senin suratına bakar mı acaba? İşte böyle getirtirim seni. Kıskancım, birazcık daha huysuzum. Sana yan bakanım gözlerini. Uyumazsam namussuzum. Evet Çetin. Doğan Bey. Yıldız Hanım Kumru Hanım'a uğradı. Şimdi kendi evine geçti. Ama Çağatay Bey geldi. Çağatay evdeyken onunla konuşalım. Bu hiç iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Yarın Çağatay evden çıkar çıkmaz bana haber veriyorsun. Yıldız'ı yalnız yakalamam lazım. Tamam efendim. Kumru. Hı. Hadi, yemeğe gelmiyor musun? Ay yok, hazırlanıyorum gördüğünüz gibi. Saçmalama, bu gece son gecem benim burada. Biliyorsun yarın taşınıyorum. Beni yalnız mı bırakacaksın? Ama çok sevdiğim DJ bir günlüğüne İstanbul'a gelmiş. Hatta bence ne yapalım biliyor musun? Sen de gel. İyi, hayır tamam, sen git hadi. Ya son birkaç gün biraz sıkıldım. Havan da istim istedim. Tamam, o zaman yarın sen benim yeni evime gel. Yarın çok saçma bir davet var. Kimin daveti? Ya Yıldız geldi. Cahil cahil konuştu yine, ödül törenimine varmış, ödül alacakmış. Pardon, kim ona ödül verecekmiş? Önce onu mu konuşsak? Orası muamma. Kocası satın almıştır ödülü. Ona versinler de sussun diye. Yarın göreceğiz artık. E gitme sen de Kumru. Hoşlanmıyorsun işte kızdan, bulaşma. Ya olmaz. Arkamdan çekindi de gelmedi dedirtmem. Bir de gelmiş bana ne diyor biliyor musun? Eğer geleceksen kapıya ismini yazdırayım. Bunu demeseydi iyiydi. Hayır yani, sen kimsin de kapıya benim ismimi yazdırıyorsun? Görgüsüz işte. Takma, boş ver. O zaman gece başlasın.
Benim için de dans et. Edeceğim hem de çok eğleneceğim. Bak Feyza hala açmıyor. İşe de gelmedi bugün. Sen konuşabildin mi? Yok konuşmadım ama merak etme. Gelecek işe. Sen bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hı? Yani içime öyle doğuyor. Sanki bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Ne gibi? Yani sanki kötülerin kaybettiği, iyilerin kazandığı yepyeni bir dünyaya uyanacağız. Hayatım sen kişisel gelişime falan mı merak sardın? Sen varken kişisel gelişime falan sarmama gerek yok. Sen zaten evre evre beni bayağı geliştirdin. Yani şöyle demek istiyorum. Şampuan yaptım, yok sattı. E ödül alıyorum şimdi. Yani çok uğurlu geldin bana. Bunların hepsi senin başarın bir tanem. Ya ben sadece istersen sana destek veririm. Hı. O kadar. Halitcan'a bakacağım ben. Yıldız, bir şey konuşacaktım seninle. Tabii anne, konuş. Hayatım, ben odada bekliyorum seni. Tamam canım. Yıldız, sabahtan beri konuşamadık. Ne yaptın? Hiçbir şey. Çağatay Feyza ile ilgili bir şey dedi mi? Anneciğim, hiç merak etme. Ben her şeyi güzelce hallettim. Yıldız, bak bir tane daha hata yapma, gözünü seveyim. Anneciğim, ben güle oynaya hata yapmakla ünlüyüm. Niye dalga geçiyorsun? Sabah söylediklerin zaten içimde dert oldu. Dert etme Asuman Hanım. Her şey kontrol altında. Behlül'ün düğün günü anasına çaktırmadan veda eden Bihter gibi oldu bu. Hay Allah'ım, sen sonumuzu hayret. Çağatay Bey az önce çıktı. İyi. Sen git eve bak bakalım. Müsaitlerse geliyorum. Tamam efendim. Yıldız Hanım evdeyse Doğan Bey görüşmek istiyor. Aa, Yıldız Hanım evde yok, çıktı. Çıktı mı? Evet, sabah erken çıktı. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Doğan Bey, Yıldız Hanım evde yok. Nasıl yok bu saatte? Sabah 7'den beri kapıda bekliyorum. Sanırım daha erken çıkmış. Ben bir arayayım. Avukatına gidip bakayım mı? Git bak, olmadı akşam ararım. Çetin hala Yıldız'dan bir haber yok deme bana. Eve gelmemiş. Avukatın ofisine gitmedi. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Annesi ve çocuk da evde yok. Telefonu da hala kapalı. Bu hiç normal bir durum değil, farkındasın değil mi? Ender'e de sordum, o da görmemiş. Hatta bugün hiç konuşmamışlar bile. Bir şey olursa haber ver, hemen. Selam. Birkaç parça eşyam kalmıştı, onları almaya geldim. İyi yaptın. İşin yoksa birlikte gidelim. Yeni evimi görmüş olursun, hem akşam kumru da yok. Sen kumrunun olmadığını nereden biliyorsun? Kendi söyledi. Yandaki kızın daveti mi ne varmış, oraya gidecekmiş. Yıldız'ın mı? Hı, Yıldız'ın. Ne davetiymiş bu? Bilmiyorum, ne oldu? Nerede bu davet biliyor musun? Cen Otel'deydi sanırım. Oğlum. Sen hayırdır ya, kafan mı dalgın senin? Ne oldu, neyin var senin? Bir şey yok hacı ya, buradayım işte. Sende var bir şeyler, var da anlayacağım ben. Gel yardım et, hadi işimiz var. Gel. Alo. Ender neredesin? Evdeyim.
Ne oldu? Sen Yıldız'ın davetine katılmıyor musun? Yıldız'ın daveti mi? Ne daveti? Haberin yok mu senin? Hayır. Şu anda senden öğreniyorum. Tamam, ben seni sonra arayacağım. Alo. Alo. Abla ne oluyor ya? Yıldız davet mi veriyor? Benim haberim yok. Emir, sen bir şey biliyor musun? Ben en iyisi size hiç anlatmayayım. Kendiniz izleyin. Ne oluyor oğlum? Söylesene. Söyleyeceğim. Herkese iyi akşamlar. Her sene olduğu gibi bu sene de bu güzel gecede bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hadi kızım, aç şu telefonu, aç. Kumu da açmıyor. Çetin, çabuk, çabuk. Ve bu kadar kısa zamanda bu kadar büyüdüğümüz için çok gurur duyuyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. İyi eğlenceler diliyorum. Afiyet olsun. Kumru, hoş geldin. Merhaba. Şimdi sıradaki ödülü vermek için sahneye Rana Kılıç'ı davet ediyorum. Ve şimdi en iyi çıkış yapan ürün ödülünü almak için sahneye Yıldız Kuyucu'yu davet ediyorum. Sağ olun. Ay Rana Hanımcığım, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Bu ödül benim için inanın çok sürpriz oldu. Çünkü çok yeni bir ürün. Bu gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Özel olarak teşekkür etmek istediğim birkaç kişi daha var. Şimdi izniniz olursa her zaman bana destek olan canım kocam Çağatay'ı sahneye davet ediyorum. Gel hayatım. Her zaman çok örnek aldığım, bu şampuan işinde beni yüreklendiren çok sevgili dostum, Kumru Yıldırım. Davet ediyorum seni de buraya. Ne yapmaya çalışıyor bu? Gel Kumrucuğum. Aslında ben bu anı çok bekledim. Normalde içi dışı bir insanımdır. Öyle plan program yapan biri değilim. Ama bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi ne? Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Yuvamın yıkılışını kutluyoruz. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresini adıyorum. İyi ki varsınız. Thank you.
Bravo size.